Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı Türkiye'de haritalara doğru bakılmadığını kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde haritaya yeterince bakılıp doğru görülmüyor. Bu yüzden çok kayıplara uğradık. Libya anlaşması çok daha önce yapılması gereken anlaşma iken yapılamamıştır. Çünkü sadece Mısır ile karşılıklı kıyımız var denmiştir, haritaya doğru bakılamamıştır. Türkiye, denizler bağlamında nasıl bir ülkedir diye sorsam. Herkes şu tarifi ezberlemiştir, Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Tarif güzel ama haritaya doğru bakmıyoruz. Bunu bugün değiştirelim. Diyelim ki biz Türkiye'yi yeniden tarif ediyoruz. Türkiye, iki yarımadadan müteşekkil yedi tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir ifadelerini kullandı. Karadeniz'deki Gaziltepler Türkiye'nin 272 yıllık, Kıbrıs ve Rodos adası arasında kalan yerlerde ise Türkiye'nin en az 550 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Onun için denizlerde yapılan bu mücadele su için olmuyor, enerji veya kaynakları için oluyor diyen Yaycı, deniz alanlarının paylaşımı konusuna da değindi. Yaycı, kıta sahanlığı kavramının deniz tabanı ve altındaki cansız kaynakları kullanmak anlamına geldiğini, münhasır ekonomik bölge kavramının ise canlı ve cansız kaynaklara sahip olmak anlamına geldiğini kaydetti. Sözlerinin devamında Yaycı, münhasır ekonomik bölge kavramını kullanmak diplomatik bir iş çıkaracağı anlamına geliyor, o yüzden de kullanılmıyor. Ama kıta sahanlığı derseniz ilan gerektirmiyor, kimse de bir şey demiyor. Türkiye'den başka kimse kıta sahanlığı kavramını kullanmıyor. Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan etmedikleri için sadece Orkinos nedeniyle kaybımız 400 milyon dolar. Dışişleri Bakanımız dedi ki, biz münhasır ekonomik bölge ilan ederiz ama balıkçılarımızdan böyle bir talep gelmedi. İnanılır gibi değil tabii. Balıkçılardan talep mi gelecek? Bir an önce münhasır bölge ilan edilmelidir, balıkçılar da bunu talep etmiştir dedi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.